Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü olarak Fırat Nehri'nde yaşayan bazı balıklar üzerine biyolojik, genetik ve morfolojik özellikler üzerine çalışmalar yapmaktayız. Son yapmış olduğumuz proje dahilinde, üniversitemizin desteklediği bu projede dikkatimizi çeken bir tür olan, istilacı bir tür olan Karasyüz cibelyo üzerinde çalışmalar yapmaktayız. Karasyüz cibelyo türü halk arasında Çin sazanı, İsrail sazanı ve havuz balığı olarak bilinen bir tür olup dünyadaki tüm iç sularda yayılmış durumda bulunmaktadır. Ve bu balığın en önemli özelliği üreme yeteneğinin yüksek olmasından dolayı girmiş olduğu sistemlerde, iç su sistemlerinde özellikle baskın duruma geçmekte ve diğer yerli, ekonomik ve özellikle endemik olan türler üzerinde büyük bir baskı oluşturmaktadır. Bizim buradaki amacımız, buradaki canlının Karasyüz cibelyo yani istilacı sazan türünün popülasyon yapısını genetik olarak ortaya çıkararak bunlarla ilgili mücadele edilmesi açısından bazı değerlendirmelerde bulunmaktır. Daha sonra yapacağımız çalışmalarda, projenin diğer aşamalarında ise bu balığın özellikle öreme döneminden, sistemden temizlenmesini sağlamak ve temizlenen bu balıkların ise protein tozu, ondan sonra bazı kedi ve köpek maması şeklinde kullanılması açısından bazı çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Fırat Nehir sisteminde 20 ile 30 arasında tür, yerel tür bulunmakta ve bu türler gün geçtikçe bu baskı altında kaldığından birey sayılarında özellikle bazı azalmalar görülmektedir. Örnek verecek olursak halk tarafından çok tercih edilen, balıkçılar tarafından avlanan şabut türünü hepimiz duymuşuzdur. Bu şabut türü yıllar öncesinde bol miktarda bulunmasına rağmen son zamanlarda oldukça azalmış ve balıkçıların tezgahlarına neredeyse gelemeyecek duruma gelmiştir. Karasyüz cibelyo bu özellikle bu türler üzerinde büyük baskı oluşturmaktadır. Ondan sonra Karasyüz cibelyo'nun özellikleri balıkçılarla yapmış olduğumuz istişareler neticesinde avlanan balıkların bazı yerlerde %50'sini, bazı yerlerde ise 1/3 oranında temsil ettiği önemli bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. Peki bu tezgahlarda satılmamaktadır. Neden? Çünkü halk arasında bunun tadı, lezzeti olmadığı için çok fazla tercih edilmemekte. Ve balıkçılar da bu yüzden bu türü avlamaktan sakınmaktadır. Bunun için en büyük tehlike ise balıkçıların avladığı bu türleri tezgaha getirmeden tekrar suyun içerisine bırakması ve bu da onlar için daha büyük bir baskınlık durumu teşkil etmektir. Şimdi biliyorsunuz Atatürk Baraj Gölü su ürünleri potansiyeli açısından büyük önem arz etmekte. Burada hem balıkçılar için bir büyük istihdam oluşturmaktadır. Balıklandırma çalışması yapılırken bunlar da sazangiller familyasına ait bir tür olduğu için yavru döneminde çok fazla ayırt edilmemektedir. Bu yüzden bunlarla birlikte, diğer sazanlarla birlikte balıklandırma çalışması yapılırken de atılmış olabilme ihtimali vardır. Bu yüzden balıklandırma çalışması yapılırken özellikle tür düzeyinde oldukça dikkat etmek gerekir ki bu sazanlar, özellikle istilacı sazanların ortama atılmaması büyük önem arz etmektedir. Evet. Şimdi o şekilde değerlendirecek olursak biz her zaman bir ekosistem açısından değerlendiriyoruz. Türlerin yayılışlarını, habitatlarını vesaire. Bütün yabancı türler illaki bazı problemlere, bazı değişikliklere neden olabilecektir ve bu değişiklikler de orada yaşayan endemik özellikle sadece o bölgeye has olan bazı türler açısından değerlendirdiğimizde onların habitatını da değiştireceği için, rekabete gireceği için, besinlerini alacağı için bu şekilde bazı problemler teşkil edecektir. Yani biraz önce bahsettiğim gibi şabut balığı yani tamamen tür kaybı oluşturmamış olmasına rağmen biliyorsunuz bir popülasyon neticesinde biz değerlendiririz. Her zaman biyolojik olarak baktığımızda bir birey değil de biz popülasyon düzeyinde değerlendiririz. Popülasyondaki birey sayısının oldukça düştüğünü görmekteyiz ve bu da genetik açıdan çok büyük problem oluşturur. Çünkü popülasyon içerisinde her bireyin kendinde barındırdığı bazı genetik özellikler vardır. Ve bu bireylerin azalmasından dolayı o popülasyon genetik çeşitliği azalmakta ve gün geçtikçe de biyoçeşitlik açısından tür kaybına varacak seviyeye kadar ileri sürede değişmektedir. Şu an azalmış mı hocam? Evet, şabut balığı için konuşacak olursak, yani balıkçıların da her zaman içinde olduğu ve yıllarca geçimini balıkçılık yaparak
kazandığı insanlarla yapmış olduğumuz istişarelerde insanlar şavut balığının ileriki yıllarda neredeyse bulunmayacak düzeyde azaldığı ile ilgili bazı kelimeler, sözler söylemektedirler. Şavut balığı Fırat ve Dicle nehrine endemik bir balıktır. Yani dünya üzerinde sadece Fırat ve Dicle nehrinde yaşayan bir türdür. Meşhur olmasındaki en önemli sebep insanlar tarafından çok tüketildiği, eti lezzetli olduğu için çok tüketildiği için meşhur bir durumda değerlendirilebilir. Evet, endemik dediğimiz ifade bir bölgeye has, sadece o bölgede yaşayan anlamı ifade ediyor. Demiş olduğum gibi şavut balığı da Fırat ve Dicle nehirlerinde sadece bu bölgede yaşamaktadır. Avlanmasıyla ilgili çalışmalar biz her zaman öneri neticesinde veriyoruz. Özellikle avlama, yani en büyük problem bölgedeki bilinçsiz avlanma, üreme dönemindeki avlanma gibi problemler, habitatlarının değişmesi, işte diyelim ki o bölgede şehirleşme, o bölgede bazı su ile ilgili değişik barajların yapılması bile onların habitatlarını etkileyecek, göç yollarını etkileyecek durumda olduğu için bunların birey sayısına ve popülasyonlarına büyük baskı oluşturmaktadır. Kusura bakma. Şunu yani şunu Muhammed'e öğrenmiş. Nasıl?